Onlar kızıl altın gibidir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Dört şeyi inkar eden kimse bizim taraftarlarımızdan değildir. Miracı, kabir sorgusunu, cennet ve cehennemin yaratılmış olduğunu ve şefaat konusunu. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Taraftarlarımız her ne olursa olsun şu üç ayıba sahip değildirler. Onlar arasında dilencilik yapan kimse yoktur. Onlar arasında cimri kimse yoktur ve onlar arasında cinsi sapkın kimse yoktur. Yine İmam Sadık Aleyhisselam birine mümin kardeşlerini sordu. O şahıs mümin kardeşlerini övdü ve onların temiz ve iyi insanlar olduğunu söyledi. Bunun üzerine İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Zenginlerin fakirlerle ilgilenmesi nasıldır? O şahıs azdır deyince İmam şöyle buyurdu. Zenginlerin fakirleri ziyaret edip onlara başvurması nasıldır? O şahıs yine azdır dedi. İmam yine şöyle buyurdu. Zenginlerin fakirlere mali yardımı nasıldır? O şahıs, siz bizim aranızda çok az bulunan sıfat ve ahlaktan bahsediyorsunuz dedi. İmam Aleyhisselam bunun üzerine şöyle buyurdu. O halde onlar nasıl bizim taraftarımız olduğunu iddia ediyorlar ki? İmam Bakır Aleyhisselam huzurunda Ehl-i Beyt taraftarlarının çokluğundan söz eden bir dostuna şöyle buyurdu. Acaba zengin fakire teveccüh ediyor mu ve iyilik eden kimse kendisine kötülük eden kimseyi bağışlıyor mu? Birbirlerinin derdini paylaşıyorlar mı? Hayır diye cevap verildi. Bunun üzerine Hazreti İmam şöyle buyurdu. O halde onlar bizden değildir. Bizden olanlar bu işleri yapan kimselerdir. Yine İmam Bakır Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ey İsmail! Aranızda birinin elbisesi olmadığında fazla bir elbisesi olan kardeşi de elbise sahibi olsun diye ona veriyor mu? İsmail hayır dedi. İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Eğer bir örtüsü varsa kardeşine o da örtü sahibi olsun diye fazla örtüsünü gönderiyor mu? İsmail yine hayır dedi. İmam Aleyhisselam elleriyle dizine vurarak şöyle buyurdu. Bunlar kardeş değildirler. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bizim taraftarlarımız üç türdür. Bizi seven ve bize ilgi duyanlar, bunlar bizdendir. Kendisini bizimle süsleyenler, kendisini bizimle süsleyen kimseye biz de onun süslenme sebebi oluruz. Ve bizi rızıklanma vesilesi kılanlar, işte onlar fakirliğe düçar olurlar. İmam Bakır Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Taraftarlarımız üç gruptur. Bir grubu bizim adımıza halkı soyar, bir grubu süzgeç gibidir, içinde olan her şeyi gösterir yani hiçbir sırrı saklamaz. Üçüncü grup ise kızıl altın gibidir. Her ne kadar ateşte yakılırsa daha da saf olur.